Update gelmiş diyorum. Ya oğlum bak, yani adamlar arayüz bu kadar eski ya. Kafayı yiyeceğim. Ya işte Akrep Nalan'ın tasarımını yapan herifi almışlar işe. Demişler ki bize bir web sitesi yap abi. Neyse helal. Pixie TR çok teşekkür bu arada abone oldu. Canımsın. En iyi abone abimsin. Hoş geldin. Eski değil, eski eski bu arada. Eski olduğundan dolayı. Birçok arayüze eski. TFF'nin sesi nedir? TFF'nin sesi cidden çok kötü. Çok kötü. Ailesini neden tercih ediliyor bu kadar eski olduğu halde? Arayüze eski olabilir ama oyun mekanikleri değil. Yani o oyun, yani simülasyon şeyi çok iyi. O yüzden. Yine boyumuz küçüldü. 18 dakika sonra mı başlıyor yarış? Neyse pisti öğreniriz. Formula V diye bir şey varmış. Hiç öğrenmedim. 17 dakikada öğrenebilir miyiz? Aa, bilmedim pist. Aa, bir dakika, şey yok lan. Mazda yok. Mazda nerede? Mazda mod çek. Şu an Mazda yarışı mı oluyor acaba? Yedi dakika sonraymış ha. Yok, 46 dakika sonraymış Mazda'nın yarışı. God damn. Ha, şey bitti çünkü. 5 dakikada bir yarış olma olayı bitti çünkü. Formula V'yi deneyelim ya, merak ettim, registerladım. Emre çok teşekkür ederim 20. ay için. Pragless 21 milyar milyon. Pixie Die TR aramıza hoş geldin. Burning Seed Cliff 8. ay. Çok teşekkür ederim onun için. Merak ettim. Giriyorum. İlk defa deneyeceğim. Kötü araba. Evet öyleymiş. Bu ne düzlük? Kamera düzse mi aldı? Yok abi. Koltuğu tamamen indiriyorum. Bu ailesinin Twitch Riders var mı? Varsa da ben hayatım girmem. İmkanı yok girmem. Zistor çok teşekkür ederim ikinci için, canımsın. En iyi abonem, sana hoş geldin. Niye? Abi girilir mi, manyak mısın lan? Yok ederler bizi. Yerler lan bizi. XQC ile gireceksem girerim. Abi grafikler niye çöp? Bu grafiklere ne olmuş? Her şey piksel abi sadece. Abi istediğin kadar kullan ya. Al, al 6 GB kullan. Al sistem memory RAM'i 12 GB falan kullan, var yani. Koçum şey yapma, alınma yani.
Açabildiğin her şeyi açabilirsin. Dert etme koçum. Hiçbir şey düzelmedi. Bir quit atalım. Settings. Interface. Graphics config. Display 1 mi benim şeyim? Herhalde. Bastım bir tuşlar abi. Erçal'la göz çok çabuk oradan 6. için canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Yerleri tam yapmadım. Oyuna yaptırdım abi işte şimdi. Safa Ayvaz çok teşekkür ederim ikinci için canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Direksiyon bende hala, evet. Kamera çökmek için ben aşağı indim. Aldıklarında şey yaparız. Hani bırakıyordum. Ben bırakmayacağım oğlum. Gidip Logitech'i ellemi mi bırakacağım? Adamlar istediği zaman gelecekler alacaklar. Ah biraz grafikler düzeldi. Oh be! Bir saniye. Şöyle biraz. Ha bu pis. Tamam bunu biliyorum oğlum. İlk yarıştığım pis lan bu. Bu çok zor bu arada, bu arabayı kontrol etmek. Oha her şey full flat mi? Vitesi bulamadım hala. Full gaz bu arada bu. Seni pıh süreceğin arabaya. Ya niye Racing Line'a geçiyorsun? Pitten çıkıp. Dörde atmamak lazım bu arada, evet. Deja vu. Soğuk lastiklerle çok şey yapıyor. Çok hızlı kayıyor. Özür dilerim. Bir saniye, yarış mühendisine ihtiyacım var. Yarış mühendisi belki gelir, yardımcı olur. Off track, bir şey olmaz, büyüyünce geçer. Lastikleri ısıtmam lazım. Allah oğlum, manyak gibi kayıyor. 9x'de bir şey olmaz ya. Oğlum bu arabayı ilk defa kullanıyorum, alışırım.
Bir lastik ısıtalım. Biçtik herifi. Arkadaki az önce ben. Tamam. Isıttığımı varsayıyorum. Bayağı. Oh, sizi yok hayırlı olsun yedim. Oğlum çok yavaşladı araba. Oo, direkt kaybediyor araba kendini. Bir dakika, direksiyon ters bir şarkıya gidiyoruz. Ömer, yok anlıyorum bu arada bunu niye yazdığını. Sıkıntı şu, bunu birden fazla yazarak reklamını yapmış oluyorsun. Çok 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 az döndürmem lazım. Mazda'da çatır çutur kırabiliyordum şeyi, direksiyonu. Bunda inanılmaz az kızmam lazım. Yani yolu tutmuyor abi araç kesinlikle. Baksana ne kadar hızlı kayıyor. Bir 77-78'incisi en az 50 şehit. Tamam. 3 aşağı 5 yukarı şey yaptım. Anladım 3 aşağı 5 yukarı bu arada. Bok gibi arabaymış bu arada. Ulan hem frene basıp hem deja vu. Ya ne kattı corner abi? Hangi corner, hangi kat? Arada spin atıyorum ki lastikleri ısıtayım. Anlamadıysanız.
Burada full flat yapabilir miyim acaba? Burada yapabiliyorum. Ulan arkamdaki nasıl bu kadar hızlı geliyor? Sen kaza yapacaksın, söyleyeyim ben sana. Ben nasıl orada kaza yaptım? Evet, adam bu arada çok iyi yavaşladı ya. Orada full şey mi kaldırmak lazım acaba? Yo, hatanın bende olduğunu biliyorum oğlum. Herif hatalı değil zaten. Ben herifin arkasına abandım. O kadar da öküz değilim. Kaza yapıp ondan sonra herife hata yaptın diyecek kadar da. Nasıl doğru yapacağımı anlamaya çalışıyorum. Baksana. Ha. Anladım. Daha iyi yapabilirim ama anladım. FM bu daha bu kesinlikle çok daha fazla simülasyon. Kesinlikle anladım. Ama daha arabaya alışmam lazım. Araba yani yolu tutamıyor. Sıkıntı o. En büyük problem arabanın yol tutuşu. Bugün EFT var. Ya bunu kontrolörle oynayabilir misin? Oynayabilirsin. Kontrolörle oynamak ister misin? O ayrı bir soru. Ben oynamak istemem açıkçası. Aman! Dörde atmadığım için zaman kaybettim ama. Dördü direkt atmam lazım vitesi. Çok yöndürdüm. Orası zor bayağı. İkinci viteste değil. 3'ten daha aşağı inmeyeceksin abi bu yarışta. 3'e başta takacaksın ve 3'te takılacaksın. Setup'dan. G923 var bende. Logitech gönderdi. Bu hafta sonu kullanmak için. Geçen hafta sonu kullanmak için ama.
Ne kadar o setup? Direksiyon mu? Bu direksiyonu 5000'e falan bulabiliyorsun galiba. Her şeyle mi? Full paket. Yani direksiyon artı zaten hani direksiyon artı pedal zaten ikisi birlikte satılıyor. Vites değiştirmek için debriyaja basıyor musun? Yok, tık tık. Otomatik şey, kanat vitesi. Ben zaten yani açıkçası istemem. Ben manuel seviyorum. O da ayrı bir konu da. Peki niye böyle bir şey yaptı? Biliyordum yapacağını. Farkındayım. Niye böyle bir şey yaptı bu herif? Yo ben hatalı değilim bunda. Bende sıfır bir hatam yok. Adam devam etti gitti bu arada. Hiçbir şey olmamış gitti. Yani ne manası var? Racing Line'da oldu. Racing Line'da değildi abi. Ben Racing Line'daydım. Adamın geldiği açı şuradaydı. Viraja gelmeden vurdu oğlum adam bana. Ne Racing Line'ı? Arkanda sağında girdiği halde direksiyonu sağa çevirdin. Adam zaten turundaysa onu blokluyordun. Hayır, adam onun aynı anda başladık herifle. Dur bakalım izleyelim. Merak ettim. Haklı olabilirsiniz. İzleyebiliyor muyum? Şeyden sonra izleriz. Da abi yok anlıyorum. Ya, bak şeyi anlıyorum dediğinizi, adam içeride olduğunu anlıyorum ama adam ben olmasam o virajı dönemezdi diyorum. Yani içeride olmasının tek sebebi adamın fren yapmaması olduğunu düşünüyorum ben. Hani adam fren yapsa yani ben olmasaydım zaten herif duvardaydı hani virajı yani pistin içinde kalma ihtimali yoktu o herifin diye düşünüyorum. Ama bakarız şeyden sonra. Yani yanlış da olabilirim. Yo evet practice'i de ben hayır şey olarak ben yanlış mı yapıyorum? Adam turunda değildi arkadaşlar. Outlap'ti o. Yani turunda olma ihtimali yoktu. Server yeni açılmıştı. Ben dedim bir practice yok ben şeyi anlamaya çalışıyorum. Ben hatalıysam ben de hatamı anlayayım diye şey yapıyorum. Orada kırmam gerekmiyorsa yani bir sonraki de kırmam mesela o virajı almam. Ha yo şeyden kesinlikle farkındayım Mert. Yok dediğine kesinlikle hak veriyorum. Ben o kazadan kaçınabilirdim. O kesinlikle katılıyorum. Ben orada geniş alabilirdim o virajı. Orada değilim. Kesinlikle ve kesinlikle haklısın. Hani ben o kazayı ben engelleyebilirdim. Hak veriyorum kesinlikle onu. Hani ben daha geniş viraj alıp ay sikeyim, o kazadan kaçınabilirdim direkt. Burada vitesi ya kötü atıyorum. O virajı nasıl alacağımı bilmiyorum. Bir tane lap'imizi piç ettik ama.
Ya orada vites küçültmem gerekiyor ama vites küçültürken de kayıyorum. Fren hiç yapmıyorum orada bu arada. Gazdan ayağımı çekiyorum. Bu arabada fren yapmak öldürüyor beni. Daha erken mi fren yapayım? Fren hiç yapmıyorum bu arada ben orada. Yani direkt yapmıyorum. Fren dediğiniz şey bence yanlış. Geç düşür. Geç düşüreyim. Okey, tamam, bir deneyelim. Gerçi şimdi sikebiliriz turumuzu ya. İkiye düşürmek yanlış. Daha geç düşürmek olay. Viraja girdikten sonra, virajı tamamen tuttuktan sonra düşürmem gerekiyor. Buldum. Arkadaşın dediği doğru. Virajı tamamen aldıktan sonra. Yok, yavaş aldım da kaza yapmamaya çalışıyorum. Yani aynı qualify'da şu anda aslında ben practice atıyorum. Bu arada burada 3 iyi değil arkadaşlar. Ben burada 3 ile gidersem zaman kaybediyorum. Çok hızlı girince ya sıkıntı şu, normal bir lapte çok daha hızlı giriyorum. Out lapimde değil, normal bir lapimde çok 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 daha hızlı giriyorum. Çok 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 daha hızlı girdiğim için sıkıntı oluyor. Evet, frene dokunmak, viraja dönmeye başlamadan önce bir frene dokunup vites azaltmam lazım sanki. Emin değilim. İlk yarışım ya bu şeyle. İlk yarışım ya. İlk yarışta öğreniyoruz. Ay, keşke qualify olmasaydım bu arada. Yanlış yaptık. Evet işte, viraja girmeden vites düşürürsem de devir çok fazla olacak. Ben de ondan korkuyorum. Aynen öyle. Çünkü çok hızlı geliyorum. Vites düşürürsem hayvan gibi devirle gireceğim ve direkt tak diye atacak göz. Fren lazım da orası frenlememek lazım. Bakalım. Yarış içinde öğreneceğiz. Evet, ben timeless'ın yaptığını deneyeceğim. Ben de aynı şeyi deneyeceğim. Düzlükte gazdan ayağımı çektiğimde ufak bir fren vereceğim. Yavaşlatacağım kendimi. Apex'in orada da vites düşüreceğim. Hemen değil.
Master Garavel çok teşekkür, bu arada 1 senedir abone olduğu için canımsın. En iyi haber abi. Sınavımıza hoş geldin. 36. ay Pem karımıza hoş geldin. Biz de belki çok da 14 milyar milyar için canımsın. En iyi haber abi. Sınavımıza hoş geldin. Yok ya, ben de ya şöyle söyleyeyim. Ben buna biraz alışayım. 1.02.700 falan yaparım. Alışmam lazım arabaya sadece. Bu admin falan bir oyun ama troller oyundan banlıyor. Tabi tabi. Troll diye bir şey yok. Yani yanlış yapan gerizekalı gibi oynayan var ama onlarda eksi puan yiyor bayağı. O yüzden yarışmıyorsun onlarla. Ama yani troll dediğin herif yok burada. Hani kötü oynayan herif var. O ayrı bir konu. Ki ben de mesela şu anda onlardan birisiyim bence. Hala daha iyi oynamıyorum. Ama yani troll yok. Hani viraja 90 şeyle 300'de viraja gelip adama vurayım, kafa atayım diyen herif yok. Rage atan çok. O rage atan var abi. Öndekine göre fren yapmayı bilmeyenler var. Abi işte o kötü oynamak ama. O kasti bir şey değil. Ben de mesela o tür şeyleri öğreniyorum. Hani ben de olabildiğince çok dikkat etmeye çalışıyorum. Hani kendi yarışımı sikeyim, başkasını sikmeyeyim istiyorum ama benim de yanlış yaptığım şeyler var. Rookie'de bence bunların olması doğal ya. Öğreniyorum. Ben de öğreniyorum mesela açıkçası. Ben kaçıncıyım? Dördüncü müyüm? Ben çok önde başlıyorum. İlk turumu çok kötü attım ama yavaş kalıyorum. Kasti yavaş kaldım arkadaşlar. İlk turda şey yapmadım. Basmıyorum. Yani kaza yapmaktansa yarışı bitirmem tercihim. Ya şeyi de öğrenmeye çalışıyorum. Arabayı da öğrenmeye çalışıyorum.
Formula V araç. Okay, not bad. Not bad, not bad, not bad. Hani hem 0x'te bitirirsem hem de şey yaparsam gayet iyi bu arada. Oh no, kaza. Çok kötü şeyler olacak. Arkadaşlar amacımız hayatta kalarak bitirmek. Bir ara dönmeyi unuttum arkadaşlar. Öyle bir beyin kapandı bende bir. Virajı unuttum. Virajın gerçek olduğunu unuttum. Sonra aklıma geldi. Dikkatim dağıldı. Çok erken attım vitesi. Burada vites atmamam lazımdı. 4'te değil 3'te tırmanman lazım buraya. Bunlar 1 ve 2. 1 ve 2. kaza yaparsa bizde. Tam bir Formula Ferrari mühendisi gibi konuştum, yemin ediyorum. İşe alsınlar. Kaçtır acaba? Beş tur, 11 tur mu? Shit. Kaza yapmamak için her şeyimi verdim. Çok güzel aldım be burayı.
Hala P2 değilim bu arada ya. Bilemiyoruz şu anda. Tur bitene kadar pozisyonun güncellenmiyor. Geç abi. Kaza yapmayalım da ne yaparsan yapalım. Loki'cim bir saniye. Allah, Loki ayak gaz pedalında kafa atıyor. Loki dur. Yarışı bitireyim ondan sonra. Oh no. Loki. Loki'cim dur. Bu adam bize kaza yapacak. Geçmesine izin vermemiz daha mantıklı. Götüm kayıyordu. Adam güzel atak yapıyor. Ben de adama yer vereyim çok istiyorum. Çok erken şey yaptım. Oh no. Bu bize çok zaman kaybettirdi. Kaza yapmaktansa geçirmeyi tercih ettim. Kaza yapacaktık çünkü. İkinci bitirmeyi tercih ederim. Kaza yapmaktansa. Vites, evet, evet ben vitesi kötü attığım için geçti bu arada. Öyle söyleyeyim. Ben vites hata yapmasaydım. Bir de adama çok fazla alan verdim mi emin olamadım. O yüzden de şey yaptım. Hani direkt geçmesine izin verdim. Sanki herife de yeterince alan vermedim. Çok kapattım gibi hissettim herifi. Ya gerçek misin yani? Ya ne sonrası siktim bütün şeyi ya. Sağa dönmüyor araba. Of! Yani çok da güzel yarıştı. Var ya ikinci olmak sikimde değil ya. Beş x bu kazada oldu. 4x herife kaza yaptığım için, 1x offroad'a çıktığım için. Yani. Abi sorry demedi yani. Sen onu şey yaptıktan sonra onun sorrisi yok ya. Oraya çıkmanın bir manası yok abi. Oraya öyle racing line'a çat diye çıkamazsın ya. Abdon çok düşük 19 milyar milyon için canımsın. En iyi haberim sana çok düşük ve 19 tane abone kedi ettiğin için. Krixer 53 milyar milyon yıl ne? Çok teşekkür 53 milyar yıldır abone olduğun için. Hayır bir de öyle bir yerde çıkıyor ki benim o herifi görmeyim imkansız yani.
Hani adamı görüp hamle yapabilir miydim de emin de değildim. Yapabilir miydim acaba? Ben hiçbir şey yapmadım. Sana izin verdim. Sen kendin gittin bu arada. Mal yani. Aynı adam, farkındayım. İzin de verdim yani geçsin diye. Sapık galiba yani. Bitirmişsin de yani. İki tur kalmış. Altıncı olmak da kötü değil bu arada. Ya bu herifi raporlamaya gerek yok arkadaşlar. Bu adam raporluk bir şey yapmadı. Yani adam mal. Yani adam mal olduğu için yapabilecek bir şey yok yani. Yok ama raporlaman bir şey değiştirmeyecek. Adam mal yani. İsteyerek yapmadı bence. Bakalım. Bu tur. Chase. Ben isteyerek yaptığını düşünmüyorum. Mal olduğu için yaptı. Hani bilmiyor. Dur. Mal abi herif. İsteyerek yapmamış bu. Mal bu. Mal direkt bu. Yani yok görmüyor. Yani direkt mal abi. Mal olduğu için bu. Ya yani şeyden izleyelim bak. Adamdan izleyelim direkt. Böyle bir çıkış yok. Sıkıntı şu yani. Bakmamış. Böyle girmemesi lazım. Yani sıkıntı bu. Ya adam bok gibi girmiş. Yani sıkıntı şu. Böyle çıkmaması lazım. Buradan yani. Evet evet ya yani dediğim gibi reportluk bir şey değil arkadaşlar bu. O yüzden ben çok şey yapmam. Mal yapacak bir şey yok yani böyle çıkmaması lazım. Çıkması gereken şey gerçekte yapması gereken şey şuradan çıkmak. Bir saniye bu dönsün mü? Bak oha! Gerçekte yapması gereken şey şuradan girmesi lazım. Racing line'ın olmadığı yerden girmesi. Reportluk değil abi. Kötü bir yani. Öğrenir. Bence bunda kötü bir şey yok arkada. Ben, reportluk değil benim gözümde bu ya. Bilmiyorum. Ben reportluk olduğunu düşünmüyorum. Aa, kaçırmışız Mazda'yı. Ah 0-0-1 yemişiz ya. Ulan hiç de hak etmedik var ya. Ne var başka? Daytona. Yarış yok ki. Çok temiz bir şey gelirdi. 0-1 gelirdi abi. 0-0-8 bile gelmez. 0-1 gelirdi. 0x'im vardı. İkinciydim. Yani gelebilecek en maksimum ratingi alırdım. 30 dakika sonra. Ne var? Mazda var mı? Mazda yok. Yine Formula V. Birinci olamazdık büyük ihtimalle. Şu an yarıştığın etkinlik paralı mı? Yok bedava.
Viper Sıfat adam biçti seni. Biçmedi abi, yok ben dediğim gibi protesto etmeyeceğim buna. Etmem gerektiğini düşünmüyorum açıkçası. Seyre pozisyona bağlı değil. Pozisyona da biraz bağlı ya olacağı diye düşünüyorum. Yani şey de var diye düşünüyorum. Emin değilim bu arada. Bir daha yani %100 biliyorsan şey yapma da. 12. olup 0x aldığında, 1. olup 0x aldığında daha farklı puanlar alıyorsun gibi hissediyorum. Hani ne kadar önde daha az incidence'ın olursa daha fazla oluyormuş gibi hissediyorum. Yani hem yarıştığın hem de düzgün, güvenli yarıştığın manasına geliyor ya, daha fazla puan veriyor gibi hissettim ben birkaç tane şeyden. Birkaç yarışımda öyle oldu çünkü. White Hunter çok diyor 18. ay için. Krixer 53 milyar milyar yıl. Belki de kazanın seviyesine göre de değişiyor olabilir o. Yeni drop var, yok. Bu arada bugün hiç kasmadı değil mi? Yayın. Dünkü problemlerin hiçbiri olmadı. Abi format atmadım. Hiçbir şey yapmadım. PC'de hiçbir şey değiştirmedim bu arada. Ne oldu biliyor musunuz? Yani daha doğrusu tahminim ne? Çözüm yani ne çözdüğünü düşünüyorum. Şimdi ben 2-3 gündür sol tarafta şeyleri, abonelerin kim abone oldu falan onları okumak için, aynı zamanda bu sol altta abone hedefi olayı var ya. Abone hedefini Streamlabs'in bir tane desktop uygulamasıyla kaydediyorum PC'me. Yani yıllar önce Streamlabs yazmıştım. Hala o programı kullanıyorum. Değişmedi altyapısını. Sol alttaki HUD'ı. O bende birkaç 2-3 gündür açılmıyor. O program açılmıyordu. Daha sonra programın kendisi açılıyordu ama overlay'i, yani arayüzü yüklenmiyordu. WebKit'te yüklenmiyordu o da. Ama programı açtığım için büyük ihtimalle arkada RAM ve işlemci yemeği devam ediyordu ve pitch ediyordu PC. Bugün açıldı ve o yüzden PC daha rahat. Mesela şu anda %60 CPU kullanıyorum. Dün %100 kullanıyordum. Bir lokya mama verip geleyim mi? Siz de bunu izleyin. Bunu fark etmiş olman. Abi fark ediyorsun işte. Her gün kullandığın için PC'leri. Abi birinci neden saldın? Dur bir dakika. Birinciliği neden saldın? Kazandığı dolayı söylemiyorum. Ölmeden ikinci olmaktan önce def yapıp ölmek daha iyi. Değil. Şu yüzden değil. En azından şu anda olduğumdan defend yapıp herifle kaza yaparsam hem birinciliği kaybedeceğim hem de safety ratingimi kaybedeceğim. Benim şu anda zaten bu rookie şeylerindeki amacım safety ratingi arttırmam. Yani kaza yapmamaya çalışabiliyorum. Olabildiğince kaza yapmamaya çalışıyorum. Hani birincilik, ikincilik, üçüncülük onu da değil. Hemen geliyorum.
Geldim. Arabanın tamirini yaptım ya. Bu arada Formula V ile alakalı bir şey var mı? Setup'ımız var mı? Bana verebileceğiniz. Kral konuştuk. Nasıl daha hızlıyım lan outlap'imde? Tim diye bir adam var, Mazepin olduğunu düşünüyoruz, dikkat et. Tamam. Benim bu virajı öğrenmem lazım bu arada. Biz bu virajı düzeltebilirsek... Vites düşürdüm bu arada. Biz bu virajı biraz düzeltebilirsek manyak tur atarız. Diğer hiçbir tarafta sıkıntı yaşamıyoruz. Bu virajı da halletmemiz lazım. Viraja girmeden köprünün orada bir vites düşür. Bu düşüremem. Hayvan gibi hız kaybederim. Yarışı nasıl geçiyorsun? Yarış içinde iyi geçmiyorum orada. Yarış içinde olabildiğince yavaş geçiyorum. Güven, yani götümü güvene alıyorum. Şu anda kaymamın sebebi farklı şeyler deniyorum. Hani geç fren, az fren, hızlı dönüş. Yani kendimi geliştirmeye çalıştığımdan dolayı arabanın kontrolünü kaybediyorum. Yarışta bitirmeye çalışıyorum sadece. Bok gibi döndüm. Ama yani hallettik ama bok gibi döndüm bu arada yani. Bu çok bu. Ama yakındı. Hani iyi olmaya yakın bu. Yanlış gaz verdim. Gaza yanlış bastım. Burada öyle hissediyorum. Evet, yerleştikten sonra gaza yanlış yerde bastım. Bir daha deneyelim. Başka bir şey denedim. Anladığım gibi ama. Ulan yine brrrr yazdım. Anladığım gibi galiba ama. Déjà vu.
Tim, is that you? Aa, burayı full flat dönebiliyorsun bu arada. Hayvan gibi zaman kazanıyorum. Orada ben gazdan ayağımı kesiyordum. Ben full flat dönebiliyormuşum orayı. Yeni anladım, evet. Çok çok aşıyor ora. Tamam, yine kötü değildi bu arada. Daha iyi olabilir. Oğlum, arabayla toplamda 10. turumuz filan şu anda. Tabii ki de yeni öğreniyorum. Şimdi tekrar deneyelim. Biz 1,5 saniye falan daha kazanırız, biliyor musunuz? Çok erken. Daha iyi olabilir. Daha iyi olabilir. Kötü değil, daha iyi olabilir ama. Not bad, yarım saniye kazandık. Biraz daha mükemmelleştirebilirim. O virajda arka arkaya iki virajda kötü yapıyorum. Daha iyi olur bu. Kötü yaptım. Viraj, vites atmayı unuttum. Ama bu sefer de burayı daha iyi aldım. LOL. Kazandım, zamana bak. Oha. Yokuşu da 4'le tırmanmam gerekiyor. Yokuşu da 4'le tırmanınca çok daha hızlandım.
Çok iyi bir lap geliyor bu arada. Sıçmadım. İnanılmaz iyi bir lap geliyor. Ah, orada wide gittim. Çok az wide gittim. Chat'e bakarken de şeye girdim. Buradan da yavaşladım bu düzlükte. Ah, burada kaybettim biraz. 1-0-1 yaparım bu arada ben. Güzel. 1-0-1 geldi. Kötü döndüm ama olsun. Ay, bok gibi döndüm. Tamam, burada toparladık. Anladım bu arada ben. Yok ya, Formula V bu. Halihazırda var. Ya race'e bir baktım bugün, anlamadım. Mods oldum yayından önce. Ondan sonra kapattım. Sonra bakarım dedim. Çok iyi tur geliyor. Çok iyi tur geliyor bu arada. Ah, çok wide'ladım. Kaybettim. Bütün kazandığımı orada wide'e çıkarak kaybettim. Bu tur kötü. Bu turu bitirmek için yapalım. Burayı da hala biraz daha iyi yapabilirim bu arada, bu virajı. Mesela bak, bu güzeldi. Bir de son virajı böyle perfect yaparsan da çok zaman kazanıyorsun. Baksana. Yarış ne zaman? Yarış az sonra başlar ya büyük ihtimalle. 15 dakika varmış daha yarışa. Oh no.
V12 denedim mi? Denedim, yapamadım. Ve yani Formula 1'in frenajını anlamadım. Frenajını anlamadığım için de yapamadım. Bu hesapta denemedim de. Güzel radyo mesaj modu var mı? Var. Neydi? Bir tane var ya, bayağı güzel. Summit kullanıyordu bayağı. Crew Chief. Aynen, Crew Chief diye bir şey var. Box box. 7 dakika varmış ya, daha az varmış bu arada. Yanlış söylemişim. Yalan söyledim size. Practice'de lastikler piç oluyor mu ki? Olmuyor diye biliyorum. Nasıl güzel olur bakarım. Olsun psikolojik, let's go! Wicked. Tamam, bir şey yok. Oradaki çimler biraz... Bono, my tires are gone. Bono. Yo, Bulsuz yazmamış. Yazmadı. Yazsaydı dönerdim. Onlar ifino. Bana dini Tokyo. Aslan Furious. Allah pis değil. Donk. Mikey, this is not right. Brrr, yazdım yine. En iyi tur 1.01.400'müş. Hayır, o optimal. Benim yapabileceğim optimal tur o. Dur ben su alayım. Su alırken birilerini izleyelim. Piste adam yok oğlum, bu ne? Neyse siz sürün abi. Gaza bas. Gaza bassana chat. Geldim. Arkadaşlar su çek. Su içtiniz mi?
Sekolas çok çabada 7. ay için. Cosmic Silence 2. ay. Prometheus 5. ay. Bertin TV 10. ay. Spaghetti Mafia 7. ay. Hüseyin Can Sevinç 2. ay. Glad Raf çok çok 12 milyar mı için. Canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. İç için, su için. Twitch'te bir teaser'ı unutur demişler. Haklı çıktım. Tabii de haklı çıktım arkadaşlar. İnternette bu 2 yılda bir olan bir şey. 2 yıl önceki şeyi hatırlamıyorsunuz. Bir ay önceki şeyi mi hatırlayacaksınız? Paso böyle oluyor. Hiçbir şey değişmiyor. Damn güzel. Request a new car. Let's... Bunları edip Art of Rally'de oynuyorum. Art of Rally çok güzel bu arada ya. Yani olay çünkü izleyicide bitiyor arkadaşlar. O yayıncıda, platformda bitmiyor. Yani kaçırdığınız şey bu. Ben hala da aynı şeyi söylüyorum. Siz izleyici olarak asıl güce siz sahipsiniz. Siz gidip aynı insanları, bunları yapan insanları izlemeye devam edip bit atıp veya abone olup da desteklemeye devam ederseniz, konuşarak bile devam ederseniz hiç bok değişmeyecek. Yani hiç bok değişmeyecek. Ve değişmiyor. Ben bunu geçmişte de görüyorum abi. Hani bu YouTube döneminde de oldu. Bot atan adamlar büyüdü YouTube döneminde. Çünkü herkes 5 saniye sonra unutuyor. Yani özür dilerim ama izleyici de suç. İzleyici olarak sizin izlememeniz lazım. Sizden kastım birebir siz kişi olarak sizden bahsetmiyorum. Yani genel olarak izleyicilerden bahsediyorum. Çünkü A platformunda değil B platformunda yine oluyor. C platformunda yine çatır çatır oluyor. Yani platform bir şey değiştirmiyor. Bu YouTube'da da oldu, Twitch'te de oldu, Siksik Live'da da oluyor. Yani ben o yüzden hani belki bir umut demiştim bu olay başladığında. Sonra yine olay dramaya dönünce dedim tamam. Görüşürüz. Ya aynı şey yine tekrarlanıyor. Çok fren. Çok fren. Lan arabam değişti. Lan. Yarış başladı mı? Yarış daha başlamadı ya, kaç dakika var? Yarışa katılım bitti, az sonra yarış başlar şimdi. Ha, yarış. Lesti geçirdim. Hatta ayrı bu hafta ayrı bir konuşacağım. Yani oradayken de konuştum. Ben İngiltere'deyken de konuştum. Ayda bir şimdi de konuşacağım. Başka bir şeydir öğrenmek için. Ona göre harimlemi yapacağım. Üç dakika practice. Gerçekten kamerada çılgın atıyor. Atsın abi, bir şey olmaz. Dur atmamasını sağlayayım, bekleyin. Artık atmaz ha. Gerçi yine atacak.
atacak arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Çünkü ben tam buradayken o modu almam lazım, alamıyorum. Buradayken o moda. Yok Amos, o reklamı bitirdik abi çoktan. Wicked. Hava koridoru etkisi var, bayağı var. Okay. Benim hatam. Prime Gaming'de birinci abone olduktan sonra gelecek ay başka yayınca Prime'ını alıp istediğin gibi. Her ay sana bir token, şey, jeton veriyorlar. O jeton istediğin gibi harcayabiliyor musun gibi düşün. ABM çok teşekkür bu arada, 49 milyar mevcut için canımsın. En iyi abone misin? Aramıza hoş geldin. Berke Türkmen 8. ay. O zaman deriz 32. ay. F1'den daha mı zor Formula 1? Evet, çünkü araba tutmuyor. Formula 1 yani W12 yeri tutuyordu. Onu hissedebiliyordun yeri tuttuğunu. Bu tutmuyor. Yani bayağı bildiğin yolu tutmuyor bu. O yüzden zor. Spy Guest çok teşekkür ederim abone olmuş. Winprix aramıza hoş geldin. Canımsın. En iyi abone misin? Hoş geldin. Hayır, lastik yok ki oğlum. Yani bisiklet lastiği takmışlar. Sonra diyorlar ki yeri tutsun. Tamam. Ya arabadaki tam sadece downforce etkisi oturan pilot. Yani downforce'la alakalı tek etki bu yani. Pilotun ağırlığı. Ne kadar ağırsan o kadar daha iyi. Bu arada bu oyunu kumandayla oynayacağınıza klavye mouse'la oynayın daha iyi. Çok kötü bir çıkış yaptık burada. Bir tane lepi sağlam atalım da ondan sonra diğerlerine şey yaparız. Full assist var mı ki? Assist var bu arada. Breaking assist, şey assist açabiliyorsun. Ah ah, çok giydim. Alamadım, tutamadı yere. Çok zaman kaybettim.
Ama burada da kazandım. Şimdi burası önemli. Not bad. Setup car değil, yok, normal car. Üçüncü pozisyondayız. Okay. Üçüncülük bence kötü değil. Çizgiyi kapatmanın daha... Çizgiye göre yarışmıyorum bu arada. Çizgi bana fikir olsun diye var. Burayı nasıl daha doğru yapacağım bilmiyorum ya. Vites atmamam lazım burada. Buradaki attığım vites problem oluyor. Bak, vites attığım anda arabanın tutuşunu kaybediyorum. Fren yapmazsam orada kötü oluyor. Fren yapmak zorundayım orada. Sanki orada ben gaza basmıyorum. Bence ne yapmam lazım biliyor musunuz burada? Bak, buradaki fren kötü değil. Buradaki şey güzel. İçe kapatmayı bırakmam lazım. Arkadaşlar, YouTube'dan izlemek istemiyorum. Kendimi öğrenmek istiyorum. Salın. Herkes aynı şeyi yapmak zorunda değil. Bak, frenim güzel. Gazım buradaki frenim de güzel bence. Sıkıntı, fren yaparken hala içeri kapatmaya devam ediyorum. F1'de öyle ama. Tam da burası F1 değil ve F1'de de öyle değil. Verstappen Allah'ın, yani fren gaz noktasının 50 metre ilerisinde fren yapıyor. Demek ki değil. Burada ben kapatmayı kesmem lazım. Bak, burada fren yapıyorum. Frenim güzel. Burada vites azaltmam da güzel. Çok kapatıyorum. Çok kapattığım için arka taraf kayıyor. Vitesten sonra yarım gaz yapmam lazım. Gaza basınca araba fırlıyor. Gaza basmıyorum ki. Gaza basmıyorum abi, bak, izle. Orada... Dur. Bak, yarım. Sonradan basıyorum. Yavaş yavaş yapıyorum. Tam tersine... Evet, döndürmeye devam ediyorum. Hallederiz ya. Zaten yarışta çok daha farklı sürüyorum. Yarışta qualify pace'ime sürmeyeceğim. Yarışta şey, daha yavaş süreceğim açıkçası. Yani yarışta şey yapmaya gerek yok. Yarışın zamanı 34 saniye sonra. Safety artsın daha iyi abi. Öne geçersen quality pace diyorsan P1 bitirirsin. Doğru. Ferrari mühendisi misiniz? Ferrari'de mi çalışıyorsunuz?
Hayretin kaç? Yok ki. Oğlum ben 3 gündür sürüyorum. Pardon 4 gün. Ya evet şey yapmayı planlamıyorum. Aynen Black Cat'in yaptığı gibi yapacağım. %100 de sürmek yerine %95'te süreyim, kaza yapmayayım bence daha iyi. Bu arada kalkışım kötü değil. Kalkışlarda cidden iyi kalkışıyorum. Saçmalamazsam. Sıkıntı şu. Virajda çok zaman kaybediyorum safe olacağım diye. İlk iki tur safe olmak istiyorum abi açıkçası. Sıkıntı arkadakiler safe mi? Paydam çok güzel burada 5. ay. Real World 3. ay. Danscon 10. ay. Winprix aramıza hoş geldin. Bir de lastikler çok soğuk abi ilk turlarda. Ya zaten şey sevmiyorum. Araba zaten tutmuyor hiçbir şeyi. Üzerine de soğuk lastikle kalkıyoruz. Hadi bakalım. Ulan Türk abi. Kaybeden de Türk. Aa tekerim de kaybetmişim. Ben düzgün kullandım abi, orada kaçabileceğim hiçbir yer yoktu adamdan. Oğuzhan Rendeci. Bitirdi bizi yani. Orada kaçamazdım. Kaçabilir miydim? Cidden rendeldi. Yavaşlayabilirdim belki. Bir klip alsanız zaten bir dakikamız daha var. Sağımda adam vardı. Onun malık yapacağı belliydi. Değildi ama ya, toparladı gibi hissettim. Ben de düşündüm. Ya evet, viraja dengesiz girdi, sonra toparladı. Toparladığı için devam ettim. Katılıyorum bu arada. Orada belki oradan kurtarabilirdim. Bitti ufuk. Çok teşekkür bu arada 34 milyar mevcut. Canımsın. En iyi haber abi. Sana da hoş geldin. Lastikler soğuk, onu unutmayalım. İlk turum değil bu.
Emin olalım diye kasti gazdan ayağımı çektim. Kaçacak yerim yokmuş. Ah be. Ya evet, yok bir kişi doğru şeyi söyledi. Yani aslında herifin bok gibi girdiğini tahmin ettiğim için az gazla girebilirdim oraya. Ya oradaki tek hatam oydu. Ya adamın bok gibi girdiğini görmüştük. Bok gibini girdiğini gördükten sonra reaksiyon verebilecek bir mesafe bırakabilirdim kendime. Ya yani tek hatam o benim. Ama o zaman da gazdan kessem arkadakiler bana girerdi gibi hissediyorum. Ondan da emin olamadım. Eksi SR yiyeceğiz bu sıralamada kalırsak. Sanmıyorum ya. Ya bu sıralamada kalacağımızı zannetmiyorum. Çünkü birisi illa kaza yapacak dediğim anda da az önce kaza almış. Yani yarış 11 tur. 11 turda kimsenin önündeki kaza yapmam olasılığı imkansız. Zaten yetiştik baksana direkt. Nasıl yetiştik lan bu herifler? Tur bindirdiler mi bunlar bana acaba? Adamın aldığı Racing Line'ı çok beğendim. Adam her birini wide alıyor. Yani viraja girmeden önce biraz sola gidip oradan sağa kırıyor. Arabanın dönmesi için zaman ayırıyor. O beni öldürecekti ben onu geçmeye çalışırsam. O yüzden yaklaşmadım. Ay çok güzel aldım. İyi toparladı. Slipstream'ini aldım bu arada adamın. Ama geçmek istiyor muyum o herifi? O herif çok bana güven vermiyor be. Ulan çok da güzel dönüyorum be.
Ama gaz kesmek zorunda kalıyorum şu anda. Oh no, trivide olacağız. Benim hatam. Tamamen benim hatam. Her şey benim hatam orada. Yani lap... Onlar benden bir lap önde ve benim hatam. Her şey benim hatam. Ban gelmez bu arada. Yani değil mi? Kötü yarıştım sadece. Sen kendini anlatıyorsun, onun hatası değil işte. O benim hatam abi. O orada ben geçmemem lazımdı orada. Orada geçebilecek bir yerim yoktu benim açıkçası. Kıyas seni gurur duyardı. Teşekkürler. Neyse, hatalarımızdan öğrenmiş olduk. Beşlisi bana Discord'dan yaz. Yok ya, bu arada banlık bir olay değil arkadaşlar. Bundan nereye ban yiyorum? Sol tekeriniz çok güzelmiş. Uvu. Stroll moment bu. Bir şey yok. Eksi SR yedik, geçmiş olsun. ...9x olduk. Oğlum zaten yarışın başına 4x olduk. Adam bize kaza bizi rendeledi diye. Sonra biz kaza yaptık, 4x olduk. Orada daha fazla yiyebilirdik. Ben yani az olduğunu düşünüyorum. Hem kaza yaptık, hem kaza yaptıktan sonra pistin dışına çıkıyorsun. Oradan bir SR yiyorsun. Bir çarpı yiyorsun. Üzerine bir de yani çok yine iyiyiz yani. Buldum. Çok iyi döndüm. Burayı alamadım da az önce ilkini çok iyi döndüm. Arabada 9 çarpı var ya, aynen, downforce arttı. Nasıl nice run? Ağzımıza sıçıldı.
Piştik lan milleti. Nice run anlıyor bir de. Taşak geçer gibi. Almaz da. 2 dakika sonra. Nasıl unavailable? Hayır açıl. Hadi. Ya bitsin. He. Lan bit. Ne? Withdraw verirsem ama sıkıntı olur. Withdraw versem sıkıntı olmaz mı? Daha 2 dakika var bekleyeyim. Aha geldi. Namazda reis. Let's go. Main geldi. Ama sıkıntı şu, Formula V oynaya oynaya namazdayı unutmuş olabilirim. ...0.03 yemişiz eksi. O kadar kötü değil ya. Not bad. Araba ve pist ücretleri nasıl cep yakıyor mu? Hiçbirini almadım. Bedavayla oynuyorum. Wicked. Adam ona bedavalar yeter ya. Neden öyle iade etmenin direksiyonu istemediler? NASCAR oynamıyorum yok. NASCAR çok ilgimi çekmiyor açıkçası ya. Aa setuplar gitmiş. Oh no, cringy. Doğru. Artık yeni sezona geldik. Bir dakika, ben bu piste yarışmadım hiç. Yarıştın mı? Oh no, ben bunu sadece Summit'ten biliyorum. Bu piste yarışmadım. Dur bir tur ataydım bari. Okay, hairpin. Setup yok arkadaşlar. Rookie'lerde setup yok. Ben Summit'ten izledim bu pisti. Zekanis çok teşekkür ederim abone olduğun için. Canımsın. En iyi abonem. Sanırım hoş geldin. Youngberg 16. ay. Westchip 27 milyar milyon yıl. Çok teşekkür ederim abone olduğun için. Canımsın. En iyi abonem. Sanırım hoş geldin. Evet. Öndeki aracı takip edersem kaybolmam. DLS'de simlab var. Orada setup yaşayacaksın. Ha süper. Senin setup çok iyi bu arada Rangaz. Hani hem hızlı hem de kontrol edilebilir. Hani böyle şey virajları yine daha hafif alıyorsun. Araba daha hafif olduğundan virajlarda biraz daha fazla kayıyor. Ama alışınca çok daha iyi şey yapıyorsun. Yani girişin yavaş olsa çıkışın çok hızlı oluyor virajdan. Abi bir practice tur atalım. Thank you.
1'e kadar inmemem lazım. Tutamıyorum bu virajı. Orada 1'e inmem gerekti mi? Sanki 1'e inmem gereksiz orada gibi hissettim. Bu pistte 1 yok gibi hissettim. Online mı? Yes. Hairpinler 1. Hairpinler 1 mi ya? Beni burası zorluyor. Baksana alamıyorum burayı yani, bok gibi girdim, o yüzden de çok yavaş çıkacağım. Çok kötü attım. Daha öğrenmem lazım bu pisti. Dört dönüş ne öğreneceğim? Arkadaşlar o viraja nasıl girmen gerektiği, nerede fren yapacağım, nerede downshift yapacağımı öğrenmem lazım. Dümdüz sürme değil ki, hız kazanma olay. Yolda şerit takip açık işte, o sana nerede fren yapacağını söylüyor. İşte o bok gibi çalışıyor abi. Oo öyle değil işte. Onu takip edersen bok gibi sürüyorsun. O bir öneri. Şey değil. En doğrusu o değil. Zaten o yüzden kötü sürüyorum.
Qualifying için daha hızlı race line'ı var. Bu arada simle alakası olan bir rukiye göre fena gitmiyorsun, gayet iyi. Eyvallah, yok işte pistleri öğrenmem lazım. Bu pisti ilk defa sürüyorum oğlum. Harbiden ilk defa sürüyorum. Racing line'ı şu yüzden açık bırakıyorum arkadaşlar. Ben bu pistlerin hiçbirini bilmiyorum. Yani ilk turumda, en azından ilk birkaç turumda Racing line'ı açık öğreneyim ki şey yapayım. Pisti öğreneyim. Baksana. 1.04'e de çok rahat inerim ben. 1.04'ün aşağısına çok rahat inerim ben. 1.04 bir uzak bir şey değil bence. Açıkçası. Çok bana şey gelmiyor. Absürt gelmiyor. Yok, 1.04 çok rahat düşerim. 1.02.3 falanla görürüm. Sadece şeyi öğrenmem lazım. Hairpin'leri kötü yapıyorum gibi hissediyorum. 1'e insem daha iyi yapabilirim gibi hissediyorum. Hairpin'lerde. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor? Burada çok yavaşlıyormuşum gibi bir his var içimde bu arada. Burada mesela ben freni daha geç yapıp, daha dışarıdan alıp, geniş alıp içeriden daha sert çıkmam lazım gibi hissediyorum. Racing line'ın biraz daha burasından girmem lazım. Yani buradan değil de buradan dönmek, yani şöyle biraz daha gidip İnanım. İşte bunu da yarışta denemek istemiyorum. Milletin oyunu sikeceğim çünkü. Ben Tsubasa pistini görünce Tsubasa. Benim şartı Tsubasa pisti bu arada bu. bu pistin fullünü kullanıyordum ben. Fullünü biliyorum. Şeyini bilmiyorum bunun. Bu versiyonunu bilmiyorum. Tsubasa full'de oynadım çünkü de. Yo, zannediyorum çıkmaz. Evet, sol önümüzde Renzeci var. Monka Giga. Exos'un mendil çok çıkmadı 8. için canımsın. En yav ben emsin, ama hoş geldin. Zekin İstanbul'a hoş geldin. Young Mark çok çok 16 milyar milyon için canımsın. En yav ben emsin. Tsubasa full'le bu alakası pisler. Tamamen alakası pisler. Geçen geçsin abi, umurumda değil. Ha, ben çünkü olacakları biliyorum. Geçen geçsin. İlk turun kazaları bitsin, ondan sonra biz yarışırız. Hayır, çünkü Formula 1'yi bilmiyor olabilirim ama Mazda'yı biliyorum. Kötü şeyler olacak.
Ben açılmasaydım kazaydı bu arada. O kadar yakın olduğunu düşünmüyordum. Yok, gitti araba. Yok, adamı gördüm. Adamı gördüm, benim hatam var. Ben adamın o kadar yakın olduğunu düşünmüyordum. Adamı gördüm ama adamın o kadar yakın olduğunu düşünmüyordum. Önüne herifi geçtim diye düşünüyordum. Ayna mesafesi yanılttı, ciddi ciddi. Yok, adamla yan yanaydık abi. Özür dilerim, özür dileyecek bir şey yok ya, herif bir şey yapmadım. Adamın bence yavaşlamasına gerek yoktu. Adamı pite sokmadım ki. Aa, böyle yapabilirmişim lan harbiden. Adama bir şey olmadı ya. Ben vurdum adama sadece. Ya daha sonra ben kırdım herifin üzerine, herifin sol önüne vurdum, devam etti. Aa, Vochos gelmiş pit yapmaya yine. Ya öyle yapılır mı? Neyse, biz kendi kendimize yarışacağız şimdi. İyi oldu. En azından pisti öğreniriz. YouTube'dan gelen para yetmedi galiba Volkos'a, anla ki. Daha fazla like atın arkadaşlar. Abone olun, like atın. Arkadaşınıza, babaannenize şey yapın, yorum yazın. Algoritma patlatın. Sanki bir doğru seçenek ya. Burayı direkt alamadım. Şu anda zaten kendi kendime şey yapıyorum ya, yarışıyorum ya. Pisti öğreniyorum resmen yarış içerisinde. Çıkmadım, çıkmadım. Viraj dediğin nedir ki zaten? Okay. İyi oturduk buna. Bu nasıldı? Bu kötü hissettirmedi. Ama daha fazla saniye kazanabileceğim anlar varmış gibi hissediyorum.
Burayı anlamadım ben hala. Burayı çözemedim. Bu. Buldum. Bu bence güzel. En hızlı böyle geçtim gibi hissediyorum. Biraz wide alıp içer şey yapmak, kırmak daha mantıklı. Okay. Beğenmedim. Bunu beğendim. Bu kötü değil. Çek el frenini. Bu pist çok zormuş ya. Alışmam lazım bu piste. Bu pist benim şu ana kadar kullandığım en zor pist. Yok ya, adamı güzel geçtim. Onunla bir sıkıntım yok. Altaylık kampanya GeForce'dan görünüm. Ben alırım. Ben olsam alırım. İnanılmaz iyi fiyat şu anda. Kapılır yani. Aa, ben bugün akşam yemeği yemeyi unuttum. Oh no. Ama Türkiye'nin ekonomisi kötüleşirse ben çok üzülürüm bu arada şimdi. Pipo şay. Haberiniz olsun. Ya biraz kırılabilirim. Ulan. Neyse. Halo var ya bugün. Oynarız Halo bugün.
Halo'yu bitirmek istiyorum hatta bugün, öyle diyeyim. Körbi kullanabilirim bu arada. Orada körbi kullanıp dönmek daha iyi. Ama körbe dokunacak kadar yaklaşamadım körbe. Lol. Bu virajı bir kere aynı şekilde almadım. Her turunda farklı bir şekilde aldım bu virajı. Hepsinde de bok gibi aldım. Niye frene bastım hiç fikrim yok. Doların düşmesi mi daha düşük ihtimalle Spider'ın PC'ye çıkması mı? Doların düşmesi. Tartışma konusu bile değil. Kötü atıyorduk. Niye dördüncü vitesteyim ben burada? Ben bu herifi bir kere daha mı lepliyorum, bana mı öyle geliyor? Evet. Cevabımı da aldım. Aynı yerde adam korktu herhalde yani, anlamadım. İyi, 8. ilk defa yarıştığımız bir pistte.
ticket flag. Great job. You did really well. Ben de yaşamadım abi. Diyorum ya. Yaşasaydım öbür türlü cevap verirdim. Zaten kaç tane sürücü var? Sonuncu değilim. Yani sonuncu da olabilirdim. İlk turda bakalım kimin hatasıymış. Benim hatam olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. İkinci turda mı oldu? Evet, ikinci turda olmuş. Bu arada adam burada da çok kötü bir line izlemiş. Ya burada da ben herifin götünü kurtarmışım. Ya bu herifin böyle dönmesine ihtimal yokmuş yani. Burada ben tamamen safe yarışıp adamın götünü kurtarmışım. Bu benim hatam %100. Bu tamamen benim hatam. Ben sıçmışım. Direkt sıçmışım abi. Hiçbir şey yok adamın. Ben çok daha farklı görmüştüm. Yo, dive bomb değil ya. Ben adamın bir boy, yani benim tekerleğim herifin önünde diye düşünüyordum. Ki adam önlem alıp da frende yapmış. Bu benim hatam tamamen. Bu benim hatam abi. Çizgiyi kapat kafan. Çizgiyle alakası yok ki abi. Arkadaşlar, ay racing line'la alakası yok. Ben bu kamerada bakarken herifin önünde olduğumu düşünüyordum. O yüzden kırdım. Yani kendimin ne yaptığını biliyorum. Ya yani ben buradan bakarken herifin arka kamerada, şurada arka şey var ya, ayna var ya, aynada ben herifin ön tekerini gördüğümü düşündüm. Arka tekermiş o. Meğerse. Sıkıntı o. Ya abicim tamam, anlıyorum. Arkadaşlar tamam. Bak, çok backseatçiler geldi. Anlıyorum. Racing line'ı kapatmak çok istiyorsunuz. Sikeceğim racing line'ınızı. Kazayı racing line yüzünden yapmadım. Racing line'la alakası yok. Adamın arka tekerini ön tekeri zannettiğim için herifin üzerine kırdım. Cidden sikeceğim racing line'ınızı yani. Racing line yüzünden kaza yapmadım. Yani ben bak şurada bakarken bunu gördüğüm için şu aynada bunu görüyorum, herifin ön tekeri zannediyorum. Adamı fark etmedim bile, sadece racing line tarzı. Tamam Murat, sen gerizekalısın. Özür dilerim ama bunu anlamıyorsun. Bak Muratcığım, daha nasıl daha açık olabilirim anlamıyorum ama racing line'ı takip etmiyorum. Racing line takip ettiğimden değil, adamın ön tekerini arka tekeri zannettiğim için, pardon, arka tekerini ön tekeri zannettiğim için herifi geçtiğimi düşünüyorum. O yüzden herifin önüne geçiyorum ki herifin önüne şey yapayım, gerimde kalsın. Daha ne kadar net olabilirim anlamıyorum ama takmışın racing line'a, sal. Ailesine dün başladım, anlat bana nasıl oynamam gerekiyor. Bak Murat'cığım, salak mısın evladım? Murat, nasıl oynaman gerektiğini anlatmıyorum. Anlıyorsun, çok seviyorum. Çok zendir oynuyorum, ben oyunu bilmiyorum. Benim anlatmaya çalıştığım şey benim neden kaza yaptığım. Sana oyunu öğretmiyorum. Ben neden kaza yaptım onu anlatıyorum. Ben zaten bilmiyorum. Racing line'dan değil ama herifin arka tekerini ön teker zannettiğim için kaza yaptığını söylüyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ben zaten bilmiyorum. Mal mısın? Yani o yüzden değil. Yardımcı olmak için bir tane şeyde, bir tane line'dan dolayı kaza yaptığını söyledim. Direkt saldırı. Evet, çünkü dinlemiyorsun. Götünle dinlediğin için. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hatta klibi var mı abi? Klibini atsanıza direkt kazanın. Götünle dinlemezsen ne dediğimi anlayacaksın. Ben Racing Line ile ilgili bir şey söylemiyorum.
Üstelediğin için salaksın diyorum sana. Üstelemesem ben demerim. Götmet biraz üstüne dikkat et. Etmemek gerek yok abi. Mahalle benim. Özür dilerim ama yani çetime gelip bok atarsam ben de böyle davranabilirim. Mahalle benim. Burada düzgün davranacağım diye bir şey söylemedim. Dele ya çok düşük burada 35 milyar mevcut. Canımsın. En iyi abonem. Sanırım hoş geldin. Sana bin tane şey anlattım. Sürüsünü geçtirmesine sabahtan bile saygı saygı yazıyorum. Ama işte üsteliyorsun. Sıkıntı o. Ben senden böyle bir şey istemedim. Böyle bir şey istemediğim için. Aynı şeyi 35. kere yazıyorsun. Tamam sen racing kaparayarak yarışmışsın. Çok daha iyi yarışmışsın. Tebrik ediyorum sana. Ama ben senden böyle bir şey beklemiyorum. O yüzden hani istediğim zaman yazabilirsin. Ben istemiyorum abi, umurumda değil. Bu arada ben kazayı cidden merak ediyorum. Kazayı klibini alan var mı? Yani şey olarak izlemek istiyorum kazayı. Kameranın pozisyonu değişti. Yok ben eğildim ya. Yok o klip bu klip. Bu arada. Yani herkes aynı yöntemle öğrenmiyor bir de. O var. Onu anlaman lazım abi. Yani insanların farklı şekilde farklı yöntemlerle öğrenebildiğini öğrendiğiniz zaman çok çok değişiyor arkadaşlar. Evet belki senin dediğin yöntemle en iyi şekilde öğreniyorsun. Ama ben öyle öğrenmek istemiyorum. Ben mesela gerizekalıyım. Racing Lines'ız yapamıyorum abi. Olmuyor. Sal. Sal yani. Yarıştan çıkmadıysan... Yok yarıştaki tekrarı göremiyorum işte. Yarışta şey yok. Ayna yok. Ayna... Yani şurada normalde ayna var. Hayır bir de hata bende diyorum. Hala Racing Line diyor. Oğlum hata bende zaten. Ben neden hata yaptığımı söylüyorum. Kendim yaptım hatayı zaten. Hatayı yapan benim. Biliyorum çünkü. Neden yaptığımı da biliyorum. Ne düşündüğümü biliyorum çünkü o anda. Emperor çok dışı bana 7. ay için canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Burada niye aynayı göstermiyor? Aynayı gösterme gibi bir şeyim var mı? İhtimalim var mı? Replay settings'e baksana. Options'dan. Aa, yok. Hah, geldi bak. Bak, kaza yaptığım yeri göstereyim mi direkt? Bak şu. Kliple alakası yok işte. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bu pozisyonu gördüğümde herifin o kadar yani adamın araba olarak önde olduğuna düşündüm. Yani ben herifin bir araba olarak önündeyim. Hani bunu gördüğüm zaman onu nasıl ön tekrar zannettim? Hayır hayır. Ben adamı geçmiş kadar düşündüm kendimi. Hani direkt ben adamın önündeyim. Hani direkt bir araba kadar önündeyim. Yani şeyim yani benim arka tekerleğim herifin önünde gibi düşünüyorum ben. Ben bunu gördüm işte. Kazadan bir saniye önce çünkü çok net hatırlıyorum. Herifin önünde olduğumu düşündüm. Çok sert kırmışım. Önündeymişim bu arada. Ben çok sert kırmışım sadece. Yani işte yanlış algıladım. O yüzden diyorum yarış içinde böyle şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani yarış içinde ben bunu herifin direkt önündeyim diye düşünüyorum. Değilmişim o kadar. Demek ki ayna cidden daha yakınmış. Yani Muratcığım en de sonunda üstelemen sıkıntı. Yani Racing Line'la alakası olmayan bir şey için Racing Line değil diyorsam demek ki bir nedeni var. Racing Line evet kapatırsam belki daha az yarışırım. Kesinlikle katılıyorum buna. Sıkıntı şu burada aynadan dolayı kaza yaptım. Neden yanlış yaptığımı da bana anlatma. Çünkü ben sıçtım yani biliyorum. Adam orada sıkacağını fark edip kurtarabilmiş. Adamın suçu yok oğlum ben üzerine kuruyorum herifin. Herifin yani yapabilecek hiçbir şeyi yok.
Yani dönmemem gereken bir şekilde dönüyorum açıkçası. Ben orada. Yani dönmemem lazım orada. Özen Sel, çok da çok bu arada 18. ay için ve tier 2 abone için canımsın. En iyi abonemsin. Aramıza hoş geldin. Neyse chat değil ya. Yok hayır. Racing Line FPS çok gerekli. Yo ben Racing Line zaten o yüzden açmıyorum. Racing Line hızlı olmadığını biliyorum abi genellik olarak. Ben Racing Line'dan Racing Line'ı açma sebebim bu oyunda tamamen ismi nedir onun? Map'i öğreneyim. Yani en optimal olduğunu düşünmüyorum. Virajın ne zaman geleceğini bilmiyorum. Pisti bilmediğim için virajı bilmiyorum yani. Ne zaman fren yapacağı yani pist sola mı dönecek, sağa mı dönecek bilmiyorum ki. İlk defa yarıştım oğlum bu pistte. Yok frenleme noktası falan da değil. Frenleme noktası bence hatalı çünkü bu şu andaki. Yani bu Racing Line bok gibi özellikle. Sıkıntı şu. Ya uçmak istemiyorum evet yani. Yani ben 3. günüm oğlum. Bir bok bilmiyorum. Bu arada artı 19 almışız. Oha. Artı 13x aldım. Safety rating verdi. Allah bereket versin cidden. Ama bir tane kazan var gerçi. Ama o kazanı da ben yaptım. Niye benden o puan kırmadı ki? Benim yapmadığımı mı düşünüyor? Herifin yaptığını mı düşünüyor acaba o kazayı? Çok aptalca. Arkadaş hepsi o kodu öyle yazmış oluyor. Çok aptalca. İlk turlarda başka kazalar da oldu. Dur bakayım adam kimdi? Kaza yapan herif. Kontak da aldım ama ben kontak da aldım. Çarpı 4 aldım. Kontak da o. Sonra bir de 1x aldım. 9 numara. Adam da almış bu arada 0.09. Adam oha yok olmuş. 11 10 oh no. ...4x benden hediye zaten herife. Aynen 4x'i ben hediye ettim. Ama yani 7x kalıyor hala. Bu ilk ikisi de. Bunlar birbiriyle kapışmış belli. Hala artı almış. Oğlum bu nasıl bir lobby lan? Herkese artı vermiş. Herkes sıçmış. Sen nasıl sıçtın? 7 incident ve disconnect dediğin için almışsın. Sen de 15. Ayıp etmişsin. Baksana 9x bile artı almış oğlum. 11x 0.1 abi biz nasıl bir lobiye geldik? Bu ne abi? Öyle abi puan atmışlar bize. Aa sen de puan. Aa sen de puan. Faiz lobisi bu masa galiba. Random vermiş bu arada. Niye böyle? Bug mı bu arada bu? Hayır çünkü biz normalde 5x aldığımızda oyun şey diyor bana. Siktir git eksi 1 puan. Bu arada bu pist hiç kimsenin bilmediği pist. O yüzden herkes yok oldu. Ben 2000 full'ü yarıştım ya. Neyse. Bizim çarptığımız adam bir kaza yapmış. Yok o kazada kesinlikle ben hatalıyım arkadaşlar. O kazada adamın %1 hatası bile yok açıkçası benim gözümde. Yani %100 ben hatalı olduğumu düşünüyorum. Yani bir gram bile herifin hatalı olduğunu düşünmüyorum. Ne yapıyoruz? Halo.